Selam. Buradaki kombinlere uygun güneş gözlükleri deneyeceğim şimdi. İnanılmaz cool ve trend parçalar var. Tam benlik. Hemen başlıyorum. Mesela üzerimdeki bu vintage gömleğe buradan şöyle retro bir model tercih edeceğim. Metal çerçeveli. Bakar mısınız ne kadar uyumlu oldu? Kombinim tamamladı. Bir tane daha opsiyonum var. O da Gucci'nin bu modeli. Bu da bence inanılmaz şık oluyor ve gömleği iyice öne çıkarıyor gibi. Şimdi bu kombinde gözüm kalmıştı. Hadi gelin bunu deneyelim ve güneş gözlükleriyle tekrar bir kombin tamamlayalım. Evet, mesela bu kombinimle size iki tane güneş gözlüğü göstereceğim ve kombinimi onlarla tamamlayacağım. İlki, tabii ki anladığınız üzere üzerimde de bir tamamlayıcı olduğu için bu güneş gözlüğünü tercih edeceğim ilk önce. Hem inanılmaz tatlı, hem eteğimle uyumunu görüyorsunuz, hem de bunun daha böyle kombinimi sporlaştırdığını düşünüyorum. Bir de Ray-Ban'ın bu güneş gözlüğünü tercih edeceğim. Çünkü bu hem bütün kombinlerimle uyumlu, hem de metal çerçevesi olduğu için biraz daha belki bu kombini tamamlayıp klasikleştiriyor diğerindense. Bu iki gözlüğü tercih ediyorum. Kombinimi değiştirip geldim. Şimdi size iki tane güneş gözlüğü göstereceğim. İlki bu model. Çünkü üzerimdeki elbisenin romantikliğini bir tık kırmak istiyorum. Onu günlük hayatıma adapte etmek istiyorum. İkincisi, bunu görmeniz lazım. Önce böyle görmeniz lazım. İçi çok güzel. Desenli Burberry'nin bir güneş gözlüğü bu. Bu modeli tercih etmemin sebebi de tabii ki üzerimdeki romantik elbiseyi gerçekten böyle öne çıkarmak artık ve daha şık. Ne bileyim, belki bir akşam yemeğinde kullanabilirim diye düşünüyorum bu güneş gözlüğünü. Hayatımda da yine daha spor bir kombini şıklaştırmak için bu güneş gözlüğünü tercih edebilirim. Elbisemi değiştirip geldim. Şimdi buradan bir güneş gözlüğü seçeceğim ve kombinimi tamamlayacağım. Sanırım evet, bu tarz bir cat eye model deneyeceğim. Çünkü bu model hem modası hiç geçmeyen, hem de bu elbiseyle uyumlu olan bir model olduğu için günlük hayatımda da çok fazla kullanıyorum zaten. O yüzden bunu tercih ettim. Hadi gelin içeri geçelim. Modayı yakından takip etmeyi sevdiğim için ve buna çok fazla zaman harcadığım için tabii ki güneş gözlüğünde de her sezon yeni modeller geliyor trendlerle birlikte. Bunu seve seve takip ediyorum ve sürekli gidip yeni modelleri deniyorum. Çok kolay güneş gözlüğü yüzüme yakıştırmam. Biraz zorlanırım açıkçası ama yakıştırdığım zaman da gerçekten hayatımın vazgeçilmezi olur güneş gözlükleri. Nelere dikkat ederim? Mesela yüzümden daha böyle acayip küçük modellere gitmem. Hani yanaklarımdan daha böyle çok fazla yanağımın göründüğü ya da çok fazla yanağımın kapandığı modellere gitmem. Çok büyük modellere. Hani ne küçük ne büyük diyeceğim buna. Ne bileyim, kaşlarımın kapanmasını çok istemem. Hani o ifademi çok silmemek açısından. Buna dikkat ederim. Çok abartılı modelleri belki tercih etmiyor olabilirim. Genel olarak bunlara ve ağır olmamasına bazen, çünkü uzun zaman taktığımda burnumda ağırlık yapıyor ve rahatsız olabiliyorum. O yüzden çok da ağırlığına dikkat ederim. Güneş gözlüğü benim hani vazgeçilmezim. Bence hepimizin de öyle olmalı gibi düşünüyorum. Her zaman çantamdadır zaten. Hani unuttuğum zaman bayağı eksikliğini çekerim. Bence bir insan hani hem kombinini tamamlayacak, hem böyle yakasında durduğunda da çok güzel olan, ne bileyim, saçımı taktığım zaman taç gibi saçlarımı da tutan, hani kafamda da güzel duran bir şey olduğu için gerçekten vazgeçilmezimdir. Hatta bazen unuturum yani buralarımda falan. Sonra toparlarım onları. O yüzden hani temel ihtiyaçlarımızdan ve temel aksesuarlarımızdan biri. Kombinlerimizi de ona göre şıklaştıran, sporlaştıran bir şey olduğu için gerçekten çok önem verdiğim bir şey güneş gözlüğü. Hangisi? Mesela bu onlardan biri olabilir. Gayet
sevdiğim bir modeldir Cat Eye ben. Size buradan bir tane göstereyim mesela kameralara poz verirken. Genelde ben böyle vintage modelleri daha fazla kullandığım için sanırım böyle hafif kemik çerçeveli bir güneş gözlüğü seçebilirim. Ama biraz önce de bahsettim bu modeli çok sevdim diye mesela bunu hani benim için bu tamamdır. Yani iyi göründüğümü düşünürüm ve hani sürekli bunu takabilirim. Bazı güneş gözlükleri hani böyle yıllardır taktığım modeller var. Onlar benim hani kilit modellerim. Hepimizin vardır bence. Hani onu her kombinine takabileceğinizi düşündüğünüz. Ben de genelde hep onları tercih ederim. Elim onlara gider ama genel olarak bu tarz. Veya bu tarz. Instagram'a bakışım. Şöyle ki tabii ki işin en başında çok fazla böyle düşünmüyordum ama artık orası benim bir iş yerim gibi düşünüyorum. Yani büyük ihtimalle influencer olmayan insanlar gibi bakmıyor olabilir mi Instagram'a? Ben girdiğimde hani sanki iş yapıyormuşum gibi geliyor bazen bana. Ama çok seviyorum, çok besleniyorum. İşim bu. O yüzden hani Instagram'da yaşıyorum gibi bir durum var ortada. Bence hani çok fazla her şeyi anlık takip edebildiğimiz, trendleri takip edebildiğimiz, modayı ne bileyim her şeyi takip edebildiğimiz bir mecra ve hepimiz için önemli. Benim için sadece ekstra biraz daha önemli ve farklı. O yüzden hem çok doğal kalmaya çalışıyorum hem de hani herkesi bir anlık bir güncelliyorum. Oradan hayatımla ilgili ipuçları veriyorum bazen. Instagram benim için biraz böyle. İkisi de diyeceğim. Hani ne kadar mağazaya gidip denemeyi sevsem ve kesin hani kararımı orada veriyor olsam da tabii ki online bir şekilde de güneş gözlüğü alışverişi yapıyorum. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Mesela Atos.in web sitesinde sanal denemek diye bir özellik var. Ve aslında yüzünüzün şekliyle sizi tanıyarak burada nasıl duracağını gösteriyor modellerin. Hatta isterseniz göstereyim nasıl olduğunu. Öneri vermektense size şöyle bir sürpriz yapayım. Atos'un optiklerde ve web sitesinde bulabileceğiniz bir koleksiyon hazırladım size. Benim zevkime eğer güveniyorsanız, ne bileyim uyuştuğunu düşünüyorsanız zevklerimizin oraya bir göz atabilirsiniz. Hepsini özenle seçtim. Mutlu olurum bakarsanız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.